faytonlar gibi toplanmışsınız ama biriniz eksik. Çok komiksin ya. Evet, şey eksik. Mesut yok. Bizim kızıl sakallı Mesut. O yok, onu da birazdan gelir herhalde. Ya ben şimdi artist mi oldum? Ya sen nasıl sakladın artist olduğunu benden? Şişt, bana menajer lazım ha bundan sonra. Yalnız ben söyleyeyim, benim Türkan Şoray kurallarım var ha. Sus kardeşim, sus. Benim de bana niye kızdığını bir anlasam ben. Bir dakika şu telefona bakacağım ya. Kımıldama dedim sana. Ya Zeyna diyordu bak. Kımıldama. Wow. Gerçek mi lan bu? Ey Allah'ım yarabbim. Sabır. Vay. Sen kurabiye mi yapacaksın ya? Bunlar ne? Bunlar... Fırın mı burası? Bunlara bak. Bu nasıl bir film lan? Komedi mi? Absürt komedi mi bu? Ben filmleri çok seyrederim de o yüzden ben. Arkadaş, haplar da var. Vay be, başımız ağrınca alırız değil mi? Sen zaten çoktan haplanmışsın. Yok da haplanmadım. Haplanacağız inşallah. Hani. Filmin konusu ne? Konusu? Ben paket getiriyorum da sen? Paketçiyim ben de. Tamam, peki. Abi adam hala dönmedi diyorum sana. Cevap versene lan. Aldın mı paketi? Yok. Yok. Kadir abi cevap vermiyor. Senin Yakup abiden de haber yok değil mi? Oh Mesut. Ben sana söyledim ama. Hava kararıyor artık, göndermeyelim dedim ama ben sana ya. Oh Allah'ım. Ya başına bir şey geldiyse. Ya ben o evdekilere ne derim? O yengemler bana ne yapar acaba? Lan başlayacağım şimdi sabahtan beri ya. Ne annem bitti ne yengem bitti, yeter lan. Mesut. Sen de bugün tersinden kalkmışsın ama. Ne desem höt höt. Ağzımı açsam azar işitiyorum şurada ya. Benim zaten derdim bana yeter. Ya ben ne dedim sana? Başta söyledim. Hava kararıyor dedim. Bu saatte göndermeyelim dedim değil mi? Al işte. Al işte. Yengem arıyor. Kadir'i isteyecek şimdi. Kadir'i ben ne diyeceğim? Ne diyeceğim ben? Nimet. Defol git dışarıda konuş, ne yapıyorsan yap, beni deli etme tamam mı? Zaten canım burnunda. Bir dakika. Sen bugün kendinde değilsin. Sen bugün kendinde değilsin, ben ona veriyorum. Başka türlü bir açıklaması olamaz çünkü. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Öyle kuru bir özürle de bundan sonra gönlümü alamazsın. Bunu bil yani. Ya bil. Hadi abicim, hadi hadi. Ayaklarıma kapanacaksın sen benim. İstemeye gelmeden de barışmayacağım, gör bak sen. Alo? Yenge? Alo Nimet? Ya Kadir'i kaç kez aradım, açmadı. Neredesiniz? Ya bak babam ayrı söyleniyor, annem ayrı söyleniyor. Yani ya, hadi artık ver bakayım Kadir'i sen. Ya Allah Allah, çok gerçekçi sizin bu film ya. Bunları acaba çıkarsak mı, bu acıtıyor da biraz. Siz böyle bütün her şeyi filmlerde gerçek mi yapıyorsunuz? Ne Nimet, nerede Nimet? Anam Fatma teyze var ya, beni öldür, çekimler kaça kadar sürüyor? Ha? Hadi geç kardeşim, geç. Kafamı niye şey yapıyorsun ki? Ah yengeciğim, ah ya, nesini anlamıyorsun ya? Otobüsteyiz, trafik var diyorum ya. Ha trafikte mi benim kabahatim? Ya babam tutturuyor bak, hadi bir Kadir'i versen. Kimi? Kimi vereyim? Allah Allah, ben kimi diyorum Nimet ya, sabahtan beri Kadir'i istiyorum, Kadir'i ver. Ha Kadir abi diyorsun ya, ben şimdi otobüs çok kalabalık, oturdum o arka taraflarda bir yerde, şimdi onu ararsam yerimi kaparlar mı acaba? Ama dur bakayım. Alo, duyuyor musun sen beni? Yenge benim kapatmam lazım, çekmiyor yenge. Ne oluyor? Kardeşim bu polisler falan, bu dükkanda ne böyle? Çete operasyonu hanımefendi. Ne diyorsun? Bak götürüyorlar adamı. Uyuşturucu kaçakçısı çıktı şerefsiz. Sen başlıyorsun değil mi? Söylesene ya, benim karnım acıktı ya. Yemek arası oluyor mu? Ha? Bir çay falan bir şey verseler olmaz mı? Kahve falan. Polis arabalar. Kadir abi daha sonrasında. Kadir abi. Bir sürü polis arabası var.
Bir sürü polis arabası. Ah Nimet! Nimet! Kadir abi. Nimet, Nimet, Nimet! Nimet! Amir'e söyleyen kodu dinlemez. Nimet gitti, ben söyledim. Nimet işte buyduk. Aha Mesut. Mesut da geldi Mesut. İşte. Geç, Mesut. Geç. Vay be. Lan beni nasıl kandırdın? Film çekiyormuşuz biz meğerse. Bana o kadar paketleri taşıttırdın. Bir de sıkı sıkı tuttun dedim bana. Nasıl? Maket bilmiyorum ben kardeşim ya. Kim bu, ben tanımıyorum da bunu ya. Nasıl beni tanımıyorum? Mesut. Kadir Bey ya, Nimet'i getiriyordum ya ben sana, götürüyordum hani. Nimet'in Kadir ben. Ya ne oluyor bu? Bunlar gerçek mi bunlar ya? Vallahi bak memur kardeş, ben ekmek başrol, ekmek kuran çarşısı, ben bir şey yapmadım ya. Ben Nimet'i getirip götürüyordum buraya. Ben başka hiçbir şey yapmadım yani. Ben gideyim, ne olur mu lütfen. Bak ama beni babam falan bekliyor. Babamı arayın o zaman ya. Mesut bak bir şey söyleyeceğim, gel. Gel. Ben tanıyorum bunu ya. Yalan yapıyor ya. Film yapıyor. Bak bana verdiğin paketi ben götürdüm ya Yakup'a. Yakup o bir kestiler. İçinde haberler. Hey kulaktan kulağa yok. Beyaz şeylerden çıktı lan. Ben ne filmin içine düştüm ben ya. Ya ben bunu tanımıyorum kardeşim ya. Ne paketi kardeşim? Ben seni tanımıyorum ya. Tanıyor beni ya. Ekmek kuran çarşısı beni tanıyor. Ya beni götürün ya. Ya eve gitmem lazım benim. Ya ben nasıl bu filmin içine düştüm ya? Babamı arayın ya. Operasyon devam ediyor amirim. Mesut, sende de var mı lan bunlardan? Bakayım. Varmış. Hadi biraz sıttıma kaçsana ya. Var mı sende de? Hadi kardeşim, hadi ya. Ne bağırıyorsun ya? Bir sus artık ya. Şuna bir şey de ya. Bana niye kızıyor? Herkes bana kızıyor ya. Ben ne yaptım ki? Bismillah, Allah'ım ben geldim. Allah'ım ne olur bana yardım et. Yani burada kötü şeyler oluyor. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben suçsuz ve günahsızım Allah'ım. Hepsini bunlar yaptı. Mesut beni tanımıyor. Kimse ben şu anda çok zor durumdayım. Allah'ım yardım et. İmdat. Amin. Ben bu paketleri hatırla ne olursun artık ya. Bak lütfen Mesut, hatırlasana şu paketleri. Ben hatırla diye yapıp duruyorum, söylüyorum bunları. Kardeşim bir sus ya. Ama anlat, paketlerin içinden kötü şeyler çıktı ya. Bak ben haberlerde gördüm ben böyle şeyleri. Söyle, anlatsana onlara ya. Bak o pis şeyler çıktı, o yüzden bana kızıyorlar. Hatırlasın. Ya kardeşim ben seni tanımıyorum ya. Tanımıyorum memur bey ben bunu. Ya ekmek, Allah Allah. Tanıyor. Ekmek kural vallahi beni tanıyor ya. Ya sen Nimet... Herif takip adresini vermeden bütün çeteyi çökertti. Paketler diyorum, paket. Paket ya. Gezen adam gibi mi oldun? Paketleri unuttun, her şeyi unuttun. Nimet'i de mi unuttun sen? Gezen adam gibisin ya. Bak Nimet'i unutursan çok üzülür ha. Çok ağlar bak sonra bak. Gerçekten de. Ha bir de sen arabaya binerken niye benim kafamı bastırıyorsun ya? Bu bayağı haplanmış. Çok. Baksana. Giderken biraz siren dürt çalabilir miyiz? Hem bu pencerede kızı beklediğim yetmedi. Şimdi bir babasını bekliyor. Ya bu saate kalınır mı ya? Ya baba bir başına değil ki. Nimet yanında. Sen bir nefes alsana artık Allah aşkına ya. Otobüse binmişler, geliyorlar işte. Ah bu Nimet yok mu? Ah bu Nimet. Ya yazıklar olsun sana, yazıklar. Telefona da bakmıyor. Artık kime örnek aldıysa kendine. Benim bu kızım çok bozuldu. Hani biz sana ne yaptık Allah aşkına ya? Ne yaptın? Ay gerçekten babaanne ya. Halam gelmiş 40 yaşına, keşke daha önceden bozulsaydı. Sen sus, terbiyesiz, edepsiz. Seni torunum dedik, bir yere göğe sığdıramadık. Başımıza tac ettik, sen ne yaptın? Ha? Yüzün kızarmadan halını aldın, internetlere soktun. Hem de o abuk sabuk bir arkadaşlık sitelerine. Bitti be Allah'ım. Bitti, ben ne diyeceğim ben şimdi? Oh Nimet. Yok. Diyemem. Yok, kıtır kıtır keser bunlar beni. Vallahi billahi keserler. Nimet. Abi. Lan Nimet. Abi. Nereye lan bu saatte? Ben geldim de. Şimdi geldin bu saatte.
Abi çok trafik vardı ya. Nereden trafik vardı? Ya abi hani biz geziyoruz ya. Geziyorduk. Aha, bizim Kadir bebesiyle geziyorsunuz. Ulan Kadir bebesi koşa koşa buraya seni getirmiş, kendisi tak diye eve girmiş. E sen daha burada ne arıyorsun? Geç bakalım, düş önüme hadi. Yürü, düş önüme yürü. Gecenin bu saatinde adamı çıldırtma, geç. Ha? Nimet geldi. Ha? Biri gitti biri kaldı, hadi şimdi Zeynep'i bekle. Kadir yok ki yanında. Fevzi ile beraber gelmiş. Nasıl yok ya Kadir? Yok işte. Nerede Kadir? Kadir nerede ya? Türkan, yemek hazır mı? Açlıktan öldüm ya. Hay. Ha, annem de buradaymış. Hadi anne çıkalım yukarı. Nimet, hayırdır? Ne bu acele? Kadir nerede? Nimet, Kadir nerede? Hayırdır? Sizin oğlan gelmedi mi önden? Evet, Kadir abi gelmedi mi? Merhaba tekrar emniyet mensubu arkadaşlar. Merhabalar. Aa acıyor ya, yavaş ya. Çok şeymiş ha, çok modernmiş. İnsan kendini emniyette hissediyor gerçekten. Ya arkadaş ya, şey ne oldu benim arkadaşlar? Oh Mesut'la ya, kaybettik biz onları. Hadi kardeşim hadi. Parmak izi vereceksin hadi. Ne kardeşim ya? Onunla kaşınamıyorum kaç saattir ya. Arabada da kaşıyamadılar. Yakup'la şeye de takmışsınız o şeyden. Hadi beyefendi, parmağınızı okutacaksınız hadi. Aa acıtıyor mu? Hayır acıtmıyor. Ha? Acıtıyor. Nasıl yapacağım? Buraya mı? Evet. Hepsini mi? Evet. Birer birer mi yapacağım? Oho! Acımadı. Vay be. Baksana şuna. Sanki, ooo çok güzel ya. Acıtmadı. Harbiden. Bunda mı? Oo. Acımadı, acımadı. Ya bu var ya, uzay mekiği gibi ışık çıkartıyor ya, baksana. Hadi kardeşim, hadi senin metri ceza. İşimiz gücümüz var ya. Bir kere daha bundan basabilirim. Küçücük serçe parmak. Bak, bak şimdi. Evet, kemerleri bağla. Kemerleri bağla, inişe geçiyoruz. Kaptan. Başarılı bir iniş oldu, tamamdır. Çok güzel. Hem de bak var ya, parmağımın içinin rengi görünüyor. Ne bunun olayı? İlyat Elice uçuşu amca. Memur arkadaş, bu formasını giymeyen kardeş var ya şurada. Bak şu polise benzeyen sivil. O artık sivil değil ki. Ben tanıyorum çünkü onu. O da kötü kötü bakıyor ya, niye bakıyor? Ha? Ha bir maruzatım olacak tabii. Bir sizi yoruyorum ben de. Şimdi gezen adamın evi yandı da. Orada bir şey, jet ski vardı, tamam mı? Acaba polisin deniz kuvvetlerine haber versek bir denizlerde arayabilirler mi? Jet ski var nerede acaba, orada mı? Oh be, bu peyaçeler çıktı ya, çok rahat. Niye hala koluma giriyorum, burada öyle mi geziliyor? Bu bir memur kardeş, bak şimdi bak. Benim suçum yok, günahım yok, tamam mı? Çünkü benim tek dileğim Nimet'le Mesut'un Mesut olmasıydı yani, anlatabiliyor muyum ha? Yakup, Mesut nerede ya? Baba, bu da beni tanımazdan geldi ya. Allah Allah, bu insanlık ne hale geldi ya? Hadi kardeşim hadi, derdini ifadeni verirken anlatırsın artık. Ne vereceğim ben? Alın o hırs düşmenden. Abi ne yapacaksınız ki bana abi, bana ne yapacaksınız? İfadeni alacağız biz senin. İfade, bende ifade var mı? Ben bilmiyorum ki abi, nereden alınıyor? Bende yoksa ben alayım size vereyim abi. Bir gidelim göstereceğiz sana nereden alınıyor, nasıl alınıyor. Tek tek hepsini göreceksin. Babasıyım ben onun, babasıyım. Suçsuzdur benim oğlum, bir şey yapmamıştır o. Baba korkma baba, bende ifade varmış. Ben onu verip hemen geri geleceğim baba, merak etme. Annem ağlamasın baba, Türkan'ın üzülmesin, merak etme. Bende yoksa ben başka birinden alıp ifadeyi verip geleceğim baba, merak etme. Allah Allah, imdat ya. Sadece ifade verecek. Ya bu nasıl emniyet sadece? Bu nasıl emniyet ya, ben istemiyorum ya. Bakan İçişleri Bakanlığı'na. Sakin ol, güzellikle ver şu ifade. Dışişleri Bakanlığı'na. Ya istemiyorum, bakanları arayın ya. Hakim Savcı Başkanı'nı arayın. Dışişleri Başbakanı'nı arayın, ben istemiyorum ya, ben verdim ifade ya, ben ifade nasıl veriyorum biliyorum, vermek istemiyorum ifademi ben. Konuş lan. Lan konuş. Ne yaptın lan Asaf Bey'in kızına, ne yaptın? Çok sevdim abi, ben çok sevdim. Çok sevdim diyor lan.
Lan insan sevdiğine böyle yapar mı? Hırz düşmanı! Ben tanımıyorum, ben hırzı tanımıyorum abi. Ben tanımıyorum, benim düşmanım yok ki, benim düşmanım ben. Ben kimse küsemem bile, abim küsemem ben. Kim ki o hırz? Bana dalga mı geçiyorsun lan sen? Ha? Yok neymiş? Kordon dalanmış. Yok beynine oksijen gitmemiş. Yok gerizekalıymış. Yok bilmem ne. Bu mu lan numaranız sizin ha? Bu mu? Yok yok, numara yok abi, numara yok. Kordon var, kordon. Ben biliyorum o. Annemin kordonu o, ben doğduğumda o benim boğazıma böyle sıkı sıkı sarılmış ben. Ben şimdi senin boğazına bir yapışırım. Uyanık mısınız lan siz? Ha? Oğlum bana bak. Kızı kaçırıp tecavüz ederken aklını eriyor ha. Onu aklını eriyor. Yok yok yok, zor yok, zor yok. Zor yok, ben zor etmedim Meleğe, ben zor etmedim. Ben kötü bir şey yapmadım. Tövbe tövbe tövbe. Nişanlımı uğurlamaya gittim. Oradan nişanlımın hediye ettiği atı görmeye gittim. Atı severken arkamdan sessizce yaklaştı. Ağzımı kapattı ve bana zorla tecavüz etti diyor lan. Burada yalancılara ne yaptığımızı kendi gözlerine gördüm. Şimdi bana doğruyu söyle. Kim yalan söylüyor lan? Ha? Melek mi yalan söylüyor? Melek mi? Yemin ediyorum. Allah'ım ben ifade vermek istemiyorum ya. Çok kötü oluyor ifadeler zor oluyor ya. Olmuyor bu ifadesiz. Karakolda gerçekten ayna varmış ha. İfade vermeyi hiç sevmiyormuş. Kaçmaya çalışırken de böyle söylemiş başkomiserim. Ama en az bir kez ifade vermiş olması lazım. Ama parmak istemiş, sabıkasız çıkıyor. Bu nasıl iş? Anlamadım. İnce iş demek. Hangi baronun himayesindeyse büyük kollamışlar. Tertemiz herif. Üstü başı da tertemiz. Ne kimlik çıktı üstünden ne cüzdan. Ama içeri girer girmez ötmüş bülbül gibi adresi. Hatta tarih bile vermiş. Marketin önünden düz yürüyünce diye. Ekipler çıktı. Verdiği adrese gidiyorlar. Kapalı. Yine kapalı. Ya Nimet, sen bize dalga mı geçiyorsun Allah aşkına ya? Ya ben seni bir saat önce aramadım mı? Sen aynı otobüsteyiz demedin mi? Madem aynı otobüstesiniz, siz neden ayrı ayrı iniyorsunuz? Ha işte tamam, öyleydik de. Sonra Kadir abi şey deyince öteki tarafa geçtik. Ne dedi kız, ne dedi? Şunu bir anlatsana, bize anlayalım. Vallahi şimdi bayılacağım. Ya ne dedi hatırlamıyorum diyorum ya. Biz zaten ayrı ayrı oturuyorduk, sonra aramızda insanlar vardı. Ya Nimet. Nimetciğim, Kadir nerede indi? Kadir nerede indi? Lan nerede indi? O ucuz markete mama almaya mı gitti yoksa eskicide mi indi? Nerede indi söylesene. Allah, vallahi ben bakmadım ki. Bakamaz çünkü başını telefondan kaldıracak da bakacak. Ne? Dayımın cüzdanını buldum, ver bakayım. Yesin. Ay kimliği, parası, her şey içinde. Ah işte bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Al işte, cüzdanını almadan gitmiş çocuk ya. İşte nereye gider bu adam ya? Nereye gider bu çocuk? Ne olan Nimet? Yemiyorsun içmiyorsun, Kadir'i sen mi çekiyorsun lan? Ha? Sen mi ısmarlıyorsun her şeyi? Ay Fevzi ya, gerçekten sen de yani. O ne lan? Kınama! Polis! Ay! Ay. Tak tak tak, ben geldim yine. Ben geldim. Çünkü bu sefer çok kötü durumdayım. Allah'ım yardım et ne olursun bana lütfen Allah'ım. Bu sefer öbürsü gibi olmasın ne olur Allah'ım. Artık Zeyno var. Zeyno benim yüzümü gözümü öyle görürse vallahi bak. Allah'ım çok üzülür. Çok üzülür Allah'ım. Ne olursun öyle olmasın. Bir de ne olur dişlerim kırılmasın. Dişim kırılmasın. Hem diş çok pahalı, bir daha çıkmıyor bir de. Çok pahalı ya. Çok pahalı. Fevzi vallahi bana diş almaz Allah'ım. Ne kullanıyormuş bu? Sonuç tertemiz. Ne alkol ne madde. Hiçbir şey yok. Herif tertemiz. Artık temiz temiz bir sorgulayalım bu arkadaş. Ne yaptım onu bilmiyorum ki. Amin amin. Arkadaşım ne yapıyorsun sen? Niye yüzünü gözünü kapatıyorsun?
söyleyeyim. Dayak, dayak yok mu? Ne dayak arkadaşım, ne haklısın ya? Biz sana sorular soracağız. Sen de bize cevaplar vereceksin. Sohbet edeceğiz. Ya, sopa yok, yok mu yani böyle yumruklar, tekmeler falan filan? Yok, yok. Harbi mi? Dayak kötek yok mu yani? Ne dayak arkadaşım, ne yaptın sen ya? Vay be! Tamam, süper. Konuşalım o zaman, tamam. Ben de kendi kendime diyordum ki gerçekten karakolda aynı varmış. Siz oradan bize bakıyorsunuz değil mi? He? Niye bana öyle bakıyorsun abi, kardeş? 1,5 ayda 10 paket götürüp getirmiş. Girmediğin dükkan kalmamış. Evet, çok güzel insanlar var Kapalı Çarşı'da. Bir sürü arkadaşım oldu benim. Bu işe nasıl başladın? Bir anlat bakalım. Şimdi nasıl biliyor musun Memur Bey kardeşim, beyefendi? Melek'le başladı bu olaylar. Melek'le. Şimdi ben Nimet biliyor musun? Mesut'u seviyor. Vallahi çok seviyor hem de. Neyse, o konuyu sonra anlatırım. Ben gittiğimde Kapalı Çarşı'ya Melek'i gördüm, tamam mı? Melek'i görünce ondan sonra bir daha Nimet'i hep Mesut'u görmeye giderken ben de şeye gittim. Melek'i belki bir daha görürüm diye gittim yani. Sebepler buydu öyle. Hmm, o da adı Melek demek. Melek var ya, Melek'i ben var ya size. Anlat bakalım şu Melek'i. Ooo, ben var ya size sabaha kadar anlatırım Melek'i. Şimdi nasıl başladı biliyor musunuz olaylar? Bursa'daydık biz, tamam mı? Zeynep, çaldı çaldı, kapandı o telefonun. Kızım hemen gel. Bittik biz, mahvolduk. Polis geldi, evi bastı. Babanı da almışlar. Tövbe uyar olsun ya Rabbim ya. Uyuşturucu arıyorlar evde Zeynep. Aramak yasak mıydı? Evin deposu var mı? İşte arka tarafta kömürlük var. Ay polis bey, polis bey. Oğlum benim... Benim kızımı kapatsın, söyle de bilse. Vallahi yok, vallahi benim bir kabahatim yok anne. Ben bir şey yapmadım diyorum ya. Bak oğlum, oğlum. Ya memur bey bak, bu bildiğiniz gibi değil ya. Bu kız benim kız kardeşim. Ya bu bildiğiniz ev kızı ya. Onun matla bilmem o maddelerle iş olmaz ya. Ben kefilim. Olsa ben söylerim. Ama bilmez o kızları ya. Yapmayın ya. Beyefendi lütfen zorluk çıkarmayın artık. Ben bir şey soracağım. Siz beni hiç oraya götürmeseniz ben burada ne biliyorsam size anlatırım. Söz veriyorum. Bakın benim öyle maddeyle falan alakam, Allah belamı versin. Ki verdi zaten. Ya benim öyle maddeyle falan asla alakam yok. Lütfen memur bey, lütfen. Hanımefendi, lütfen. Yaktı beni kızım ya. Anne benim başımı Mesut yaktı. Allah cezasını versin o Mesut'u ya. Ya memur bey duyuyorsunuz ya. Suçlu Mesut. Onun bir suçu yok. Mesut kim lan? Lan Mesut kim? Ulan sen beni öldürecek misin? Mesut kim lan? Ya memur bey bakın, olay bildiğiniz gibi değil. Allah belamı versin. Bunun bir suçu yok. Yani hani mevzu bahis benim. O kayınbiraderim var ya. Oysa bizim onunla kan bağımız yok. Biz tanımıyoruz onu yahu. Ulan Mesut kim? Seni beyefendi, biz hanımefendi alıp gidiyoruz. Siz şubeye gidip anlatın derdinizi. Gittim kızım. Bir şey yok. Kızım. Anne götürüyorlar. Gitti. Götürüyorlar. Ay gitti. Gül gibi kızım gitti. Anne götürüyorlar. Ya bu anne. Gitmiyorlar. Gitti. Benim kızım. Anne götürüyorlar. Ya anne Mesut kim lan? Kızım benim gitti. Ulan Mesut kim lan? Anne Mesut kim? Ulan o beni katil edecek. Memur bey, bakın ne olur dinleseniz bizi. Bakın benim abim madde falan nedir bilmez. Aklı kıttır onun biraz. Kandırmışlardır onu. Ya memur bey evladım bakın siz burayı böyle iğnenin deliğini bile araştırsanız bir şey bulamazsınız ya. Neden? Çünkü biz bildiğin normal halkız ya. Yani biz normal bildiğin öyle kendi halinde yaşayan insanlarız ya.
Bakın benim babam kalp hastası, aynı zamanda tansiyon hastası. Biz bir oturup konuşsak, ben size bir çay dökeyim. Bir karşılıklı konuşalım, ben size abime anlatayım. Hanımefendi, biz burayı aramakla görevliyiz. Abiniz için şubeye gitmeniz gerekir. Nasıl yani, hangi şube? Oo, sonra neler oldu neler. Türkan'la babam kodadı Nimet'e. Nimet Tök, kodadı dedim ya. Hay Allah, biz kodadı deyip duruyoruz ya. Ben rahatladım, ayak merk yok ya. Babamla Türkan tabii çok kavga yaptılar, çok kızdılar yani. Ben Meleği gördüm diye. Meleği Nimet'e de kızdılar. Zaten ben ne zaman ya, me bile desem, kuzu taklidi yapsam me diye o zaman bile kızıyorlar. Vallahi Memur Bey. Kardeşim, beyefendi yani. Ya dertleşmek ne güzelmiş var ya, ben çoktandır böyle dertleşmemiştim kimseyle. Arkadaşım. Buyur arkadaşım. Biz seni buraya dertleşmeye almadık ama. Niye aldınız abi? Saadet'e gel artık. Saadet? Saadet neresi oluyor? Ben Saadet'i bilmiyorum ama ben bizim evin adresini vallahi verdim sizin Memur Bey kardeşleri, arkadaşları yani. Devam et arkadaşım, devam et. Ha, bir kızdılar, sonra bana bir kızdılar. Çok fazla kızıyorlar, üzüyorlar beni ama küstük. Ama ben küsmeyi de sevmiyorum. Olmuyor yani. Ben affediyorum ama. Bak arkadaşım. Buyur kardeşim. Biz Mesut'u soruyorduk sana. Evet. Kurye işine girmişsin. Bir daha hiç gözükmemişsin, ara vermişsin. Kurye. Kurye, biz kuryelerle şey yapamıyoruz, olmuyor biz. Ben kurye tanımıyorum, niye biliyor musun? Çünkü pizza getiriyorlar ya, o kurye dedir diyorsun değil mi? Orta boy böyle karışık falan, yanında meşrubat falan al. Fevzi kızıyor, çok pahalı diyor. Buraya söyleyebilir miyiz? Olabilir mi öyle bir şansımız var mı? Devlet baba ısmarlar mı? Bak güzel kardeşim, doğru düzgün anlat şunu. Hani sen kuryeliğe girmiştin? Evet. Ara vermiştin. Verdim. O ara ne yaptın? Ne yaptım işte, anlatıyorum ama anlamıyorsun ya. Bak şimdi çok kızdılar dedim ya. Ben de Zeyno üzülür diye dediler. Beni tehdit ettiler. Beni tehdit ettiler biliyor musun? Sen haberin var mı? Zeyno üzülür diye. Ben de tabii haliyle gelemedim bir daha. Çıkamadım seferlere, kapalı çarşı seferlerine. Bir de Nimet'le anlaşma yapmıştım. Birinci kapalı çarşı anlaşması. Bak, tadı kaçtı artık. Kim bu melek? Ya diyorum ya, melek benim Zeyno'nun annesi çok müthiş bir insanmış. Bak saçları böyle güzel, öyle güzel ki böyle bağlı. Lan sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Ne vuruyorsun ya? Bak şunu doğru düzgün anlat. Kes tıraşı. Yoksa nezarete atacağım. Suçüstüsün zaten. Gözaltı süreni arşa çıkartırım. Nöbetçi mahkemeye attığım gibi. Komiserim sakin bir dur. Ben şimdi çözeceğim bunun dilini. Niye böyle fevri? Bak kardeş, belli ki sen bu çetede mühim adamsın. Yok ya, beni kimse ciddiye almıyor. Seni sıkı kollamışlar bu zamana kadar. Kim? Ama bugün sana kim deli numarası yap, salarlar, serbest bırakırlar dediyse yalan. O iş yaş. Biz bu numaraları yemeyiz. Tamam da siz hep çok sinirlisiniz ama ya. Ben deli değilim ki. Kim bana deli diyor ya? Anladım. Siz benim kordondan bahsediyorsunuz değil mi? Kordon bana dolandı ya. Kordon İzmir'de, bırak onu. Biliyorum ben, filmlerde gördüm. Midye dolma da var orada. Buraya getirebilir miyiz? Senin arkan sağlam, anladık onu. Yıllar önce ifade verdim, dayak yedim demişsin. Tek bir sabıka kaydın yok. Memur Bey kardeşim, beyefendi. O konu başka, onu... Ondan açmasak olayız mı? O bambaşka bir şey, böyle de böyle bir şey değil yani. Olabilir mi, o konuyu açmasak, anlatmasam? Thank you.
Geldim ben, buradayım, geldim. Kadir, oğlum. Buradayım, geldim. Oğlum. Üzülmeyin, üzülmeyin. Elleri kırılsın. Acımadı. Oğlum, acımadı. Oğlum benim. Canım benim. Baba. Baba senin burana ne oldu baba? Burana ne oldu baba? Acıdı mı burası? Ne oldu buraya baba? Yok oğlum. Yok, acımadı. Sen geldin ya sağ salim. Hiç acımadı canım oğlum benim. Hiç acımadı. İyi baba, iyi baba. Lütfen artık eve girelim baba. Olur mu Asaf Beylerle baba? Barışalım lütfen baba. Artık burada kalamayız oğlum. Seni bekledik. Gidiyoruz biz. Baba burası bizim artık evimiz değil mi baba burası? Türkan, babanın kalp ilaçları baba mutfakta kaldı. Git bir daha iste. Baba, babam kalbim mi acıdı babam? Babam kalbim mi acıdı babam? Babam. Babam. Babam açın, iyi misin babam? Kalbim acıyorum. Açın kapıyı, ilaçları alıp çıkacağım sadece. Ne istiyorsun kızına? Babam ilaçlarını istiyorum, anlamıyor musunuz siz? Kalp hastası adam. İlaçlar içeride kalmış, bir koşu alıp geleceğim hemen. Beyefendilerin gözüne gözükme, kırarım o bacaklarını. Al gel, ne alacaksın? Ben ne yapayım şimdi senin o namussuz kızını? O zavallı garibana yaptırdığımın aynını yapayım mı? İster mi o edepsiz kızın? İster mi ha? Cevap ver. Cevap ver, sana diyorum ahlaksız. Bağırma Asaf, duyacaklar şimdi. Bir herkesin duyup bizi tefe koyması eksikti. Şu rezilliğini hele bir kişi öğrensin de Asaf Bey'in kızı yarım akıllı bahçıvanın oğluyla yatıp kalkmış desin. Asaf. İzle, izle. Ne yaptığını gör. Senin o kızın yapmış. Tutmuş herifi elinden ahıra götürmüş. Sabah bunları izledim de bir şuuruna haberleri çıkmayalım diye üstünü kapattım. O garibanın da kafası çalışmıyormuş diye salıyorlarmış zaten. Sabıka kaydını kuydunu sildirip kapatacağım bu defteri. Türkan? Türkan bizi dinliyor baba. Tut şu kızı, tut. Hadi tut şunu. Koş. Baba. Baba. Baba, kalbim mi acıdı baba? Yardım etsenize. Yardım edin kocam ölüyor. Ama böyle olmaz ki. Sana sabıkanı sildirmişsin dedik. O iş öyle değil dedin, sustun. Anlatmadın bir şey. Yok yok yok, ben anlatamam. Melek anlatmamı istemez. Yine Melek. Yine Melek. Sen Melek'ten çok mu korkuyorsun? Ne yapar anlatsan Melek sana? Melek çok üzülür. Ben üzmek istemem Melek'i. Sen üzmek ister misin mesela sevdiğin birini? İnsan sevdiğini hiç üzer mi yani? Sence? Memur, sizce yani? Mesela insan sevdiği insana kıysa bile, insan o kıydı diye ilişkiler ona kıyar mı? Olur mu? Senin de çocuğun var. Öyle değil mi? Yenge hanım mesela, kıyar mısın yenge hanıma? Adı ne çocuğun? Buyurun ben. Kızım dur, biz de yeni girdik şimdi. Ya hadi. Halanı götürüyorlar şimdi. Bak artık. Bu iş lagaluga kaldırmaz. Deli numarası da sökmez. Bırak bu ayakları. Doğru düzgün anlat şimdi. Bu çeteye ne zamandan beri çalışıyorsun sen? Ya bak, bu yine çok sinirlenmeye başladı.
Ya ben çete mete bilmiyorum, ben anlamam çete çete falan nedir ya. Ben zaten işsizim ben çalışmıyorum, ben evde oturuyorum ben. Beni işe almıyorlar. Burada var mı bana göre bir iş? Siz beni sevdiniz mi? Sevdiyseniz çalışabilir miyim? Filiz var ya, parayı çok seviyor. Vallahi. Mesut mu, Yakup mu? Hangisi çetenin lideri? Bak görüyor musun ya? Beni şaşırttınız. Ben arkadaşlarımı unuttum ya. Nerede onlar, nerede? Ne oldu onlara? Ha? Mesutlar ne oldu? Tamam anlat, tamam peki anlatacağım. Geç tamam. Anlat. Ama kızmayacak, tamam mı? Hayır, anlat sen. Bir sır vereceğim ama kimseye söylemek yok, tamam mı? Ayıp olacak ama. Mesut var ya, Nimet Mesut'u seviyor. Deli gibi seviyor. Hem de nasıl seviyor biliyor musun? Ben biliyorum aslında. Ha. Beni gezmeye götürüyorum diye alıyor. Fatma teyzeler izin almak için götürüyor, geziyor diye onunla buluşuyor orada. Ben biliyorum ama ben Melek'i göreceğim diye gidiyorum. Bir şey daha söyleyeyim mi? Melek beni aldı ya. Tövbe estağfurullah. Şimdi Nimet var ya, Nimet evde kaldı, tamam mı? Nimet evde kaldığı için çok sinirli. Fatma teyze onun turşusunu kuracaktı, tamam mı, var ya. Sonra Nimet turşu olmaktan vazgeçti. İnternet yetişti bunun yardımına. Kendi resmini koydu, bir de kendi resmini Photoshop yaptı. Oynadı, tamam mı? Ondan sonra bu Mesut'u bulunca Mesut onu tanıdı ha. Ben gittim ilk buluşmada, ben de vardım. Nimet var ya, koca istiyor koca. Yine başladık. Bak kardeşim. Bırak tıraşı. Doğru düzgün anlat. Bu çetenin lideri kim? Melek mi lan yoksa? Melek mi, Nimet mi? Ya biliyorum ben, onlar öyle şey yapmaz diyorum ya. Anlatamıyor muyum ya? Vallahi yapmazlar diyorum ya. Ben ne yapsam ya? Ben şaşırdım. Tamam. Buldum, tamam. Babamın üstüne yemin edeyim mi? Ha? O da mı olmuyor? Kur'an getirin, el basayım. Ya sen elini çeksene, ben ürküyorum ya. Kork, vallahi. Ben seviyorum mu, dövüyorum belli değil ya. Yani dedim işte, ben dedi yuva kurmak istedim dedim işte size. Emrah'ım siz söyleyin. Ya yuva kurmak suç mu? Ha? Bakın ne diyeceğim. Öyle bir şey oldu ki benim hayatımda hiç olmayan bir şey oldu. Böyle Mesut bir anda geldi. Böyle beyaz atlı bir prens gibi. Aynı öyle böyle geldi, girdi hayatıma. Yani çok çok seviyordu beni Mesut. Yani bizim niyetimiz ciddiydi. Ama yok. Yemin ederim bizim üzerimizde büyü var. Memurhan, yemin ederim. Yani bunun başka türlü bir açıklaması olamaz. Benim kısmetim kapanmış. Ne bunlar? Ya bak, bunları niye koyuyorsunuz? Benim derdim zaten bana yetiyor. Bunlar kim? Ben ne yapacağım bunları? Bunlar sizin Mesut'un diğer kurbanları. Onlar da keş miymiş? Yok, öyle değil. Bunlar da kurban. Nasıl? Bakın Nimet Hanım, yazışmalarınızı inceledik. Bu kadınlar şüphelinin sizinle aynı anda görüştüğü diğer kadınlar. Nasıl ya? Mesut. Mesut beni aldatıyor. Memur Hanım doğruyu söyleyeyim. Aldatıyor muymuş? Aslında hepinizi birbirinizle aldatıyor. Buyurun pusun devrilsin senin Mesut. Boyun pusun devrilsin. Yazıklar olsun sana. Emrah'ım görüyor musunuz? Hem zehir taciri, hem kalp hırsızı. Hepsi var bu. Ya ben bu adama inandım. Mesut, ben sana inandım, güvendim. Ben seni sevdim. Ben yıllar sonra sana... Sen bunu bana yaptın ya. İnşallah ömür boyu hapislerde çürürsün. Müebbetler yersin Mesut. Emrah'ım. Bir şey soracağım. Ben yalnız mı olacağım? Ha?
Uyuma, uyuma. Ne oldu? Ulan ben senin o abini ne yapayım şimdi? Ne yapayım ulan şimdi abini? Ulan çıksın bakalım buradan. Ulan çıksa ne olacak? Ben hıncımı nasıl alacağım ondan? Ulan bir çetemiz metemiz, bir hapımız mapımız kalmamıştı. Ulan bir evimize polis baskını olmadı kalmamıştı. Ulan bu, ulan kapıyı kırdılar. Ulan bu kırık kapının parasını kim verecek? Ulan, ulan bak göreceksiniz siz. Ulan benim başımı belaya soktunuz ya. Ulan ben bunu yanınıza korumuyorum lan ben. Ha? Ulan bakalım o gerizekalı abinin neydi o cezai ehliyeti, kuryelik yapmasını ne yapacak, kurtaracak mı bakalım? Ya Fevzi sen kendi kız kardeşine bak ya. Allah konuşturma şimdi beni. Ya Mesut kimmiş? Sen onu söyle önce bana. Ben nereden bileyim kimmiş? Efendim İpek? Anne çıldırıyorlar burada meraktan. Ne oluyor? Bekliyoruz işte yavrum. Yani haber vereceklermiş. Şey bir avukat falan gerekirse devlet sağlıyormuş onunla konuşmamız lazım. Bir de ben içeriye dayının raporunu vereceğim. Daha çıkmadılar. Dedenler nasıl? Yani işte. İyiler iyi. Hoparlörden konuşuyorum zaten duyuyorlar seni. Allah'ım sen bizi acı yarattın. Sen benim çocuğum acı yarattın. Benim kızım yürüyeme kızım. Allah'ım ne diyorlar kızım dedenler? Bana mı diyor? Tamam tamam bir şey demiyorlar zaten. Ya anne çok kötü bunlar ya. Ödüm kopuyor yemin ederim birinden birine bir şey olacak diye. Ya Mustafa da bir gülüyor, bir ağlıyor, bir tuhaf oldu çocuk. Ya ben de panik oldum. Hangi birine yetişeceğimi bilmiyorum. E kızım Zeynep'e söylesene yardım etmiyor mu sana? Dedeni o sakinleştirir. Hay Allah'ım ya ver bakayım sen bir onu bana. Kızın da aklı gitti tabii babası öyle olunca. Şey anne Zeynep daha gelmedi ki. Nasıl gelmedi ya? Saat kaç olmuş ya? Nasıl gelmedi? Ay anne ne bileyim ben ya. Zaten dedem ona saracak halde değil merak etme. Bu saatte parti mi kalırmış ya? Allah nerede bu kız? Kapat bakayım sen kapat ben onu bir arayayım. Tamam tamam. İşte böyle de anne ne anlatayım ki ben? Uf. Yani bu okullarda oluyor ya zil çalıyor yani teneffüs oluyor ya. Burada teneffüs var mı? Hı? Arkadaşım okul mu burası? Vallahi bak bir teneffüsün olsa çok güzel olur ya. Ben bir Zeynep'i arasam teneffüs olsa da. Ha? Böyle içime bir şey sıkıntı oldu da. Oluyordu bazen biliyor musun? Böyle ne oluyordu? Bak sen çocuk sahibisin memur bey kardeşim. Memur bey. Hı. Böyle sana da oluyor muydu? Böyle mesela böyle içime böyle bir ateş yangın düşüyordu böyle benim. Ondan sonra Zeynobi geliyordu okuldan çocukken bir bakıyordum bacağını kan atmış, bacağı kanıyor. Oluyor mu sana böyle? Şimdi biraz öyle oldu da. Zeyno iyi midir? Düşmemiştir değil mi? Bir şey olmamıştır. Ha? Siz polissiniz, ziyaret bilirsiniz ha? Bak kardeşim. Kaç saat oldu? Çok oldu ya. Elimizde hiçbir şey yok ama. Evet. Nimet. Evet. Melek. Evet. Kavga yapan Türkan. Evet. Ötöt Fevzi. Fatma teyze unutma. Fatma teyze. Evet. Bir de Zeynon. Zeynon'u hiç unutabilir miyiz? Neredeyse 2,5 aydır takip ediyoruz seni. Yok canım niye? Paket paket uyuşturucu taşıdı. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe tövbe de ya. Küfür etseydin bari ya memur bey kardeşim. Ya ben tövbe tövbe estağfurullah ya ben hiç... Ben hiç bulaşır mıyım öyle bir şeye? Ben biliyorum filmlerden onun ne olduğunu. Yok, ben meleğimi, ben meleğimi görmek için sadece o kadar yani. Bir de bebek taklidi yap istersen. Bak sana ki bu aklı kim verdiyse kandırmış seni. Böyle çocuk taklidi yaparak yırtamazsın. Yani ben ne diyeyim bilemiyorum ki artık her şeyi anlattım ben yani. Bu benim şahsen kendimim yani. Ben şahsen kendi konuşmam benim yani. Sen bizim aklımızla maytap mı geçiyorsun lan? Ya ne oluyor ya yine böyle lanlı lunlu falan konuşmaya başladınız. Ne güzel sohbet ediyoruz burada. Bir hem maytap şey değil mi ki? Nasıl geçeceğim ben onu? Maytap pastayla geliyor ya böyle. Lan sabah oldu. Senle mi uğraşacağım ben ya? Alın bunu nezarete atın. Ya atma beni. Ben sana güvenmiştim ya. Atma beni nezarete ya.
Vallahi nezaretler kötü oluyor. Ben filmlerden biliyorum nezaretin ne olduğunu. Garip garip insanlar oluyor. Kavgalar çıkıyor orada ya. Ben bir koysa bana var ya, bayılırım ben. Yoksa atmayın beni. Ya biz dost değil miyiz ya? Dostuz, dost. Ama gideceksin oraya. Ha? Çözdük, çözdük. Bu çetenin lideri sensin. Ben miyim? Ya sensin. O nezarete gireceksin. Sonra da hapse gideceksin. O çok sevdiğin Nimet'in, Meleğin, Fevzi'nin, Türkan'ın, bir de Fatma teyze. Hepsi orada gidecekler senin yanına. Seninle birlikte olacaklar. Ne oldu hocam? Bir şey mi oldu? Niye sustunuz? Nezaret? Yok değil mi? Pizza söyleyelim mi? Evet. Devlet Baba'ya benim için çok teşekkür ederim. Devlet Baba bana pizza ısmarladı. Size bir espri yapayım mı? Yap. Bilmece tamam mı? Mesela benim ehliyetim var ama araba kullanamıyorum. Neden? Araban mı yok? Ha, bilemedim. Sen? Sen şimdi sinirlisin. Başka bir şey zorlarsın. Dur. Neden biliyor musun? Çünkü bende cezai ehliyet var. Aslında çok kötü espri biliyorum. Ama ben hep biliyorum. Kusura bakma be kardeş. Senin parmak izi temiz çıkınca, kimlikte olmayınca arkadaşlar milyon tane Kadir Çetin arasından seni bulana kadar biraz üzüldük seni be. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Önemli değil. Ben biraz üzülmedim zaten ben. Bir şey olmaz. Benim ne oldu biliyor musun? Bu kordon bağı var ya, benim başımın belası kordon bağı. Hayatımda ilk defa işime yaradı. Bak beni kurtardı. Gördün mü? Hem ben sizi tanıdım ya, değil mi? Ben ara sıra gelirim çayınızı falan içmeye. Tamam. Sen de bize bir iyilik yap şimdi. Ha. Şu yazılı ifadeni imzala. Aa, imzalama atacağım. Şuraya. Devlet Baba'ya geçecek değil mi o? Kadir Çetin. Soyadım gibiyim değil mi? Ha? Hey dostum. Donatlar nerede kaldı donatlar? Al bakalım. Evet. Sen iş dışında iyisin ha. İşte biraz sinirleniyorsun. Yazık, kendini yıpratma ya. Hani nerede Zeynep Hanım? He? Babasını saldı başı masa, biz burada uğraşıyoruz ya. Ulan saat kaç olmuş, hala eve gelmemiş. Babasından haberi yok. Terbiyesiz. Bir de genç kız olacak. Ya başlama Allah aşkına, başlama. Bari bu gece başlama Fevzi ya. Ya ben senin kardeşine ağzımı açıp bir şey diyor muyum? Ya senin kardeşim benim abimin başını yaktı. Kes, kes lan sesini. Beni çıldırtma. Onun ben hesabını daha sonra göreceğim. Sen dua et Zeynep var. Sitare Hanım avukatını yolladı. Senin kardeşin ondan nasipleniyor. Sen merak etme Sitare Hanım. Ben ne dersem onu yap. Merak etme. Allah Allah. O ne demek o? Aha bak astrolistimiz geliyor. Haline bak ya. Şuraya bak. Bak disko topu gibi yana yana yürüyor. Hey yine maşallah. Hiç utanmıyor görüyor musun? Bak ya. Baba geliş adak içkili bu ya. Küfelik olmuş ya. Hey 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 dostum. Beni nerede bulacağını biliyorsun ha. Seydo. Ben kötü yola düştüm Zeyno. Ama bak kurtuldum. Mutlu son. Hey gidi be. Kızından sonra babası da meşhur oldu. Oha, dayıma kelepçe bile takmışlar ya. Oğlum bak sakın okulda dayım falan deme ha. Benim. Ay iyi bari adını yazmamışlar. Aynen, biraz da ben bakayım ya. Ünlü oldum lan değil mi ben bu? Ha? Sen de bir dahakine yanımda ol da sen de ünlü ol tamam mı? Bak bak nasıl seviniyor bak. Şuna bak. Ulan oğlum meşhur oldun da öyle meşhur olmadın lan. Uyuşturucu meşhur oldun. Yok o ben değilim ya, o ben değilim. O Yakup, bizim Yakup var ya çarşıdaki şövalye o. Lan sen hemen ne zaman öğrendin kapalı çarşıdaki baronları? Yakup kim lan? Tövbe ya. El Yakup.
Bana ne oldu Ozan? Sızdım. Çıplak mı sızdım ben? Çıplak mı sızdım ben içeride? Polisi arayacağım dediniz. Niye ki? Ozan ne yaptı ki? Evet dedim. Ama Ozan'la ilgisi yok. Babanla ilgili. Ne oldu? Uyanmadı mı sizin az solist? Zeyno gel. Efendim kimler teşrif etmişler yahu? Dur bakayım sana şöyle bir ayakta durabiliyor musun? Aha ayakta duruyor. Yani kızım senin gibiler yani gece takılanlar böyle kalkmazlar. Gündüz uyurlar. Gececi. Bakayım baba. Bak yakından bak ha. Bak dün gece her şey olup bitti. Bizim kız allı dallı tuvaletini giyip aramıza teşrif etti. Hoş geldiniz. Hey yavrum be. Ulan ben bu yaşıma geldim, eşek kadar adam oldum. Şu kız kadar arkadaşlar, bakın şu kız kadar sarhoş yürüyemedim sokakta be. Feyzi. Bak akşamdan beri çektiğimiz etti zaten. Bir de sabah sen çektirme Allah aşkına. Asıl baş kabahatli yukarıda, çık ona konuş. Doğru söylüyor vallahi Türkan. Bak. Benim adım yazıyor. Senin o dediğindenim ben de Baron Şövalye. Meksikalıyım. Oh babalı kızlı ne güzel. Ya Fevzi sen gidip biraz kardeşine konuşsana ya. Allah Allah, asıl bütün bunların sorumlusu o yani. Zeynep Hanım. Kursana babana da şöyle, ne diyorsunuz siz, o social media mıdır nedir? Kur ondan kız. Nasıl oluyor Zeynep, açalım mı? Ama aklıma ne geldi biliyor musun bak benim? Büyücüye söyledim, beni internete çıkarsın ha. Ya öyle ya. Kadir. Tamam baba. Senin bu dedektiflik oyunlarından gerçekten çok sıkıldım Sitare. Hayır, dünyaya temizlik yapmak için gelmiş bir kadın. Sırf bana kafayı taktı diye. Sen bana hesap soramazsın Sitare. Laf kalabalıklığı yapıp sorumu geçiştiriyorsun. Sorduğum sorudan bile ödün koptu. Hayır, sen ne ima ediyorsun? Açık açık söyle. Ne ima etmeye çalışıyorsun Sitare? Misafirin geldi bir de. Ben hiç çekemem, gidiyorum. Bekle. Misafirim sana geldi. O ne demek ya? Sen Kadir'i çağırdın değil mi? Bana yine tuzak kurdun adi kadın. Gerçekten hastasın sen. Kadir'i çağırdığımı düşünüyorsun ve ödün kopuyor. Yüzünün şu halini gördükçe gerçek hikayeni daha çok merak ediyorum biliyor musun? Fevzi Bey geldi efendim. Beklesin dışarıda, geliyoruz şimdi. Geliyoruz derken? Hayır, ben nereye gidiyorum? Ayrıca Fevzi kim? Yeni şoförüm. Ulan arabalara bak be, galeri gibi etraf. Oh ne güzel. Pardon da şoför ne alaka? Senden beklenmeyecek kadar mütevazi bir soru. Mütevazılıktan değil canım. Senin şoför seçimin pek parlak değil de. Bana da bunun gibi bir keko bulmazsın inşallah. O keko artık senin yalnız. Hayatta olmaz. Yanında jiple birlikte. Olabilir aslında. Bir dakika. Bu cömertliğini neye borçluyuz? Cömertlik değil hayatım. Temkin. Kadir arabanı tanıyor. O yüzden. Of be, şunun giymeye bak ya. Maşallah. Ay yalnız bu adam olmasın ne olur. Ben bunu ajanstan tanıyorum. Geçen gün konuştuk. Çok seviyesiz konuşan bir adam. Aa hadi ya, Fevzi Bey mi? Fevzi Bey benim hayatta tanıdığım en klas, en seviyeli çalışanlardan bir tanesidir. Klas olmasın o. Ay hayatım ne olur değiştir şunu. Vallahi şu tipe baksana yani. Çok
Çok itici, çok antipatik bir adam. Tamam canım, tamam. Hadi şimdilik bununla idare et. Ben sonra sana başka bir tane ayarlarım. Hadi gel. Neyse, bir günlük bir şey olmaz. Merhabalar Fevzi Bey. Müjgan Hanım'ın yeni arabası bu. Bununla gideceksiniz. Hay hay. Neyse, ben bineyim artık. Yardımcı olayım. Eski arabanı evine gönderirim hayatım. Aa, gerek yok tatlım, o zaten kiralıktı. Bu arada 5 aylık borcu var. Fevzi Bey, unutmayın, sizi tanımıyor. Ajansı bırakırken de fazla oyalanmayın. Doruk'un gözüne ne kadar geç batarsanız o kadar iyi. En önemlisi, bu arabada Zeynep'in adı geçmeyecek. Hay hay. Unutmayın, siz beni ne kadar memnun ederseniz ben de sizi daha fazla memnun ederim. Hiç şüphem yok. Bismillah. Vallahi ilk komutağı biz açıyoruz. Maşallah. Canavar gibi yahu. Önce eve, sonra ajansa gideceğiz. Hay hay. Hay hay. Müjgan Hanım, adınız bir anda aklıma gelmedi de ev neredeydi? Yok yok İpek, daha hala ben minibüsteyim, minibüste. İnmedim daha. Bak dayı, sakın başına bir iş açma, tamam mı? Vallahi annem bu sefer beni öldürür. Ya yok ya, merak etme sen. İpek, sana bir şey soracağım ben ya. Ya beni hiç kimse tanımıyor ya. Ben bakıyorum. Nuray niye öyle? O ne demek dayı? Ya ben bakıyorum, herkese bakıyorum. Kimse bana bakmıyor. Bak o Mustafa'ya de, tamam mı? Çok kızdım ona. O bana dedi sen ünlü oldun, herkes seni tanıyacak diye. Kimse tanımıyor hani beni ya. Bak bak, bakıyorum şimdi, bak beni. Yok, tanımıyorlar. Yok. Dayıcığım saçmalama ya. Bakmasın zaten. Ya kusum benim ya. Sen öyle iyi bir şey için çıkmadın ki gazeteye. Kapat bu konuyu, tamam mı? Açma artık. Bak sakın kimseye fotoğraf falan da göstermeye kalkma. Hem sen dolmuşu kontrol ediyor musun? Bak 3 kere duracak, 3. ineceksin, tamam mı? Sonra da karşıdan karşıya geçeceksin. Tamam tamam. Durakta inebilir miyim? Şoför kardeş, dur ben de ineceğim. 3 oldu. Arkadaşlar beni tanımadınız mı ya? Haberlere bakın. Siz de bizim ajansımıza girdiniz ya hani... Yani ben hususi şoförünüz olarak tabii ki sizin eliniz ayağınız olacağım bundan sonra. Birbirimize alışmamız lazım, kaynaşalım. O yüzden söylüyorum. Yeşil ışık yandı Fevzi Bey. Tabii efendim. Allah Allah ya, yeşil yanmayan lamba yapmışlar. Ben alayım efendim çantanızı. İstemez yardım. Hayır, ben yardım. Ben bırakır mısın? Ben alırım. Al işte. Beğendin mi yaptığını? Allah'ım ya. Affedersiniz, ben sadece yardım etmek istedim. Bırak, istemez. Oğlum, senin ben de... yüzünden düştü zaten her şey. Gerektiğini arayabilirsiniz beni, biliyorsunuz. Tamam, tamam. Telefon etmeniz yeter. Hay Allah'ım. Oha. Ya, parfümüm nerede ya? Burada, hepsi burada. Hah. Melek taşıyor aşk yüreğimde, bir yangın ortasında, yere düşse yakar dünyayı gözümde.